Selam yumurseverler. Bugün bu yanımda görmüş olduğunuz kocaman Lego setini yapacağız. Bu model Bugatti Chiron modelinin 1'e 8 ölçeklendirilmeli ve Lego hali. Lego Teknik serisinde pek çok arabanın böyle modelleri mevcut. Bu en büyükleri, en havalıları ve en çok parçaya sahip olanı. Toplam 3599 parçadan oluşuyor. Yani sadece dış görünüş değil, içinde de pek çok parça var. Yapması muhtemelen bayağı uzun sürecek. Ben hafiften kutuyu açmaya başlayayım. Heyecan yaptım. Açılsana. Wow. Gördüğüm en havalı Lego kutusu olabilir. Kutuların üstüne direkt arabanın resimlerini basmışlar. Böyle parça parça arabayı oluşturuyor. Şurada jantlarımız var. Jantları bile muhteşem gözüküyor. Aa, bu ortadaki kitap çıkmış. Kitabın kalınlığına bakın. Bayağı uzun bir süreç beni bekliyor. Şurada stickerlarımız var. Kutuların üstüne numaralarını yazmışlar. İlk önce birinci kutudan başlayacağız. Yani bu nispeten küçük bir kutu olmasına rağmen bayağı bir parça var burada. Bunların hepsini bir kere de açıp burayı kaos ortamına çevirmek istemiyorum. O yüzden bunu kenara alayım ben. Bir de bu setin yanında şöyle iki tane Lego figürü hediye etmişler. Bunların içinden rastgele figürler çıkıyor. Bunlara da bakmak istiyorum hemen. Birincisi şöyle ya pompon kız ya da şarkıcı gibi bir şey. İki mikrofonlu şarkıcı olmaz diye düşünüyorum ama. Keşke Harry Potter serisinden falan yollasalarmış ya. Aa, bu zırhlı falan bir şey. Bu daha bir değiş. Bu havalıymış ha. Suratı bir garip ama suratıyla işimiz yok. Zaten maske takıyor. Bu da böyle hayalet şövalye gibi bir şey. Bu güzelmiş. Ötekini çok beğenmedim ama. Modeli yapmaya başlamadan önce sizlere World of Tanks oyunundan bahsetmek istiyorum. World of Tanks tamamen ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz online bir strateji oyunu. İçerisinde 550'den fazla tank modeli barındırıyor ve bu tankların her birinin farklı özellikleri var. Rakiplerinizi yenmek için stratejinize göre farklı tanklar seçebilirsiniz. Mesela hafif bir tankla direkt hızlı bir şekilde hücum edebilirken ağır bir tankla direkt bitirici bir vuruş yapabilirsiniz. Ayrıca oyun yetenek tabanlı bir oyun, yani parayı basanlar değil yetenekli olanlar oyunu kazanıyor. Açıklama bölümüne bırakacağım linkten şu anda ekranda yazan Tanktastic koduyla eğer oyuna üye olursanız bir tane T-127 model tank, 500 gold ve 7 günlük premium erişime ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu kampanyanın sadece yeni üyelere özel olduğunu da belirtmeden geçmeyeyim. Dediğim gibi aşağıda açıklama bölümünde link mevcut. World of Tanks'a bu videoyu desteklediği için teşekkür ediyorum. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Birinci kutuyu tamamladım. Burası ağırlıklı olarak motor bölümünden oluşuyor. Pek çok mekanik parçası var. Motor 16 silindirli ve şöyle bütün pistonları falan mekanik şekilde hareket ediyor. Sonra burada arka tekerleklerin amortisör sistemleri var. Bunlar da çalışıyor. Şu ön kısım şu anda ne işe yarıyor çok anlamadım. Burada yine bayağı bir mekanik parça var. Çevirirseniz sesler falan çıkartıyorlar ama gerçekten anlamadım şu an. Şöyle bütün dişliler gözükmüyor olsa da içini de göstermek istiyorum. O kadar çok dişli var ki. Şuradaki dişli mekanizmasının bir adı vardı fakat o adı çıkartamıyorum şu an. O kadar motor bilgim yok. Ama mesela buradaki tekerleği saat yönünde çevirirsem buradaki saat yönünün tersi şekilde dönüyor. Ne işe yarıyordu ve adı neydi? Şu an gerçekten hatırlayamıyorum. Bilenler varsa yorumlara yazabilirler. Bu arada ben tek kitapçık var sanıyordum. Sadece bunu bitireceğim sanıyordum. Fakat kutunun içinden bir kitapçık daha çıktı ve bu daha kalın. Kısacası hala bayağı işim var. Şimdi ikinci kutudan devam edeceğim. İkinci kutumuz en büyük kutu. Ve hala mekanik parçalardan devam ediyoruz. Bakalım bundan arabanın hangi kısmı çıkacak?
Şu anda ana gövdemiz oturdu gibi. Tahminimce alt tarafı komple bitti. Alt taraf böyle gözükecek. Direksiyon kısmının da mekanikleri büyük ölçüde tamamlandı gibi. Buradan dişlileri çevirdiğimde tekerleklerim dönüyor. Önde yine amortisörlerimiz var. Araç sanırım 4x4 çünkü şuradan arka tekerleği çevirdiğimde öndeki tekerlekler de dönüyor gördüğünüz gibi. Bütün tekerlekler birbiriyle bağlantılı dişlilerle. 4x4 olduğundan emin değilim bu arada, fakat benim 4x4 arsa arabalarım da bu mantıkla çalışıyor. Yani hepsinin tekerleği ortaklaşa dönüyor. O yüzden büyük ihtimalle 4x4'tür diye düşünüyorum. Şimdi şu kitapçığı bırakalım. Yeni kitapçığımız ve yeni kutumuzla birlikte devam ediyoruz. Kutuyu da tamamladım. Şu anda arabanın arka kısmı bayağı oturmuş durumda. Bu kutuda mekanik olarak yeni eklenen sadece bu arka spoiler var. Şöyle yukarı doğru yükselebiliyor. Şu anda model bayağı ortaya çıkmaya başladı ve ilerledikçe daha çok hoşuma gidiyor. Böyle bir şeye benzedikçe yani. Daha bir gaza geliyorum. Çocukluğumdan beri bu kadar büyük bir Lego seti yapmamıştım ve şu an muhtemelen başka setler de alacağım gibi geliyor. Şu an gerçekten çok keyif alıyorum. Eğer böyle büyük Lego setlerinden hoşlanıyorsanız ve başka büyük setler alarak videolar yapmamı istiyorsanız videoyu beğenerek veya aşağı bir yorum yaparak bunu bana belirtebilirsiniz. Yani büyük ihtimalle ben her türlü başka büyük setler alacağım, fakat videosunu yapıp yapmayacağımı karar vermem lazım. Çünkü modeli yaparken bir taraftan videoyu çekmek aslında birazcık zor. Şöyle şu kadarcık bir alanla kısıtlıyım ve biraz zorluyor. Ama eğleniyorum. Şu an çok eğleniyorum. O zaman dördüncü kutuya geçelim. Evet, modeli tamamladım. Yapması 1,5 gün civarı sürdü. 3600 parçalık bir Lego için bence 1,5 gün başarılı. Hala paslanmamışım. Hızlı bir şekilde Lego setlerini yapabiliyorum. Fakat modeli bu şekilde bırakmak istemiyorum. Model üzerinde bir imzam, bir farkım olsun istedim. O yüzden bu aracı bir de LED aydınlatma eklemeye karar verdim. Bu LED'leri hazır bir şekilde bulamadım. O yüzden İlgi hazırladı bunları bana. İlgi'ye de buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten burada ciddi bir emek var bu arada. Bu LED'leri bu kadar küçük ayarlamak yetenek ister. Bunların yarısı beyaz renkte, yarısı ise kırmızı renkte. Beyaz olanlarla ön farları ve iç aydınlatmayı yapacağım. Kırmızı olanlarla ise hem şu spoiler kısmını aydınlatmak istiyorum. Yapabilirsem bir de şu kısma böyle hafif loş bir kırmızı ışık vermek istiyorum. Spoiler kısmı kesin de şuraya düzgün bir şekilde koyabilir miyim bilmiyorum. Ve ek olarak İlge'den bir de L-Wire geldi. L-Wire şöyle bir şey. Şu an çok ışık altında olduğum için belli olmuyor ama bunlar böyle neon tüp gibi bir şey. Biraz ışıklarım
azalttığım zaman daha net görebilirsiniz diye düşünüyorum. Bu L wire'ı da şu yanda görmüş olduğunuz borularla değiştirmeyi düşünüyorum. Bu sayede daha hoş bir görüntü elde edebilirim gibi geliyor. Yapacak çok işim var. O yüzden ben işe gömülüyorum. Şu anda model modifikasyonlarıyla birlikte bitmiş durumda ve final halinden fazlasıyla memnunum. Çünkü yaptığım modifikasyonların hiçbiri baktığınız zaman belli olmuyor. Arabanın orijinalliğini hiçbir şekilde bozmadım. Model zaten orijinal haliyle bile fazlasıyla havalıydı. Bu ışıkları ekleyince ekstra bir güzel oldu. Böyle arkada dekor olarak falan çok iyi durabilir. Şimdi hemen arabanın detaylarını göstermeye başlayacağım. Çünkü bayağı garip detaylar var arabada. Önce hiç beklemediğim bir detaydan bahsedeceğim. Yaparken böyle bayağı şaşırdım. Bu spor arabalarda bagaj ön tarafta oluyor biliyorsunuz. Bunun da bagajı ön tarafta. Şurada benzersiz seri kodumuz var. Bu Bugatti setini alan herkes için burada benzersiz farklı bir kod oluyor. Benimki şöyle garip bir şey. Neredeyse Lemur yazacakmış ama olmamış. Ve burada bir çanta var. Üstünde Chiron yazısı var. Sanırım bu arabayı alanlara bu tarz bir çanta veriliyor. Burada bunun için bir yer ayarlamışlar. Güzel bir detay. Şurada amortisör sistemlerini falan görüyorsunuz. Fakat araba yere o kadar yakın ki bu amortisörler neredeyse hiçbir işe yaramıyor. Böyle hareket payı 2 mm falan. Sonra gelelim yan tarafa. Kapıların ikisi de açılabiliyor. Ve buradan direksiyonu çevirdiğimizde öndeki tekerlekler de hareket ediyor gördüğünüz gibi. Jantların içi içinde şu Bugatti yazısına kadar yapmışlar. Şu parçanın bir adı vardı. O parçanın bir adı vardı ama hatırlamıyorum böyle jantların içinde olan bir şey. Koltukların böyle başlıkları falan oynuyor da bu kadar ince detaya girmeyeceğim. Şurada bir vites var ve bu vites gerçekten çalışıyor. Şimdi ilk önce şöyle en öne alayım. Birinci vitesteyken arabayı hareket ettirdiğinizde bu pistonlar yavaş bir şekilde çalışıyor. Gördüğünüz gibi bu pistonların hepsi arabayla birlikte hareket edebiliyorlar. İkinci vitese aldığımda araba boşta gibi pistonlar çalışmıyor. Ne anlamı var bilmiyorum. Belki böyle boşta çalıştırmak içindir. Ve üçüncü vitese aldığımda pistonlar bayağı harıl harıl çalışıyorlar. Böyle bir detay eklemişler. Sonra şöyle bir parçamız var. Bu parçayı açıp şuraya soktuğunuzda arka spoiler'ı buradan açabiliyorsunuz. Gerekli bir detay mı emin değilim çünkü bunu elle de yapabiliyorsunuz aynı işlemi ve elle çok daha basit oluyor. Sonra gelelim benim yaptığım modifikasyonlara. Yaptığım her şeyi şuraya teptim. Burada ayak boşluğu vardı. Aslında planım burada hiçbir şey gözükmemesiydi. Fakat 4 tane pil sıkıştırmak zorunda kaldım buraya. Çünkü 2 pille hem ledleri hem de alttaki neon ışıkları besleyemedim. Yetmedi gücü. Dolayısıyla son dakika sürprizi olarak buraya 2 tane daha pil eklemem gerekti. Onları ekleyince de şurada çok hafif bir şeyler gözükür hale geldi maalesef. Kapıyı kapattığınız zaman yine gözükmüyor ama asıl planıma göre hiçbir şey gözükmeyecekti. Şimdi ilk önce ledleri açayım. Öndeki farlar için 4 tane ayrı ayrı ledimiz var.
var. Karşıdan baktığınızda hiçbir şekilde belli olmuyorlar. Direkt Lego parçasını modifiye etmeyi başardım ve bu sonuçtan fazlasıyla mutluyum. Sadece şöyle alttan bakarsanız çok hafif lehim telleri falan görebiliyorsunuz. Onun dışında hiçbir şekilde belli olmuyor. Bayağı güçlü ledler bu arada bunlar. Şu an çok yüksek ışık altında olduğum için fazla belli olmuyorlar. Ondan sonra şöyle bir iç aydınlatma var. Tavan aydınlatması var. Şurada da 4 tane minik ledimiz içerisini aydınlatıyor. Arkaya döndüğümüzde burada spoiler'ın içinde 7 tane kırmızı ledimiz var. Burası maalesef azıcık kablo gösteriyor. Buna hiçbir çözüm bulamadım. Bayağı uğraştım ama şu iki kabloyu göstermek zorundayım burada. Ve son olarak arka stop lambalarında iki bu tarafta, iki bu tarafta ledimiz var. Işıkları kapattığım zaman bunları daha net göreceksiniz. Şu anda direkt parçanın içinde olduğu için pek belli olmuyor. Ve son dokunuş olarak alt tarafta şöyle komple sarmalayan bir Elwire'ımız var. Bu Elwire burada düzgün dursun diye 3 boyutlu yazıcıdan şöyle minik parçalar tasarladım. Ve bunlar sayesinde altta böyle gayet nizami bir şekilde durabiliyorlar. Şimdi bir ışıkları kapatalım. Işıkları kapattığımda asıl görsel şölen başlıyor. Hem önden hem de arkadan fazlasıyla havalı duruyor. Dediğim gibi loş ışıkta bu stop lambaları da gayet hoş bir şekilde kendini belli ediyor. Gerçekten sonuç benim için fazlasıyla tatmin edici. Bu arada videonun ortasında söylemiştim fakat direkt finale atlayanlar olduysa diye tekrardan söyleyeyim. Eğer bu videoyu sevdiyseniz en büyük Lego teknik setini alıp onu da yapmayı düşünüyorum. Bu modeli yaparken ben bayağı eğlendim. İzlemekten zevk alacak mısınız, almayacak mısınız onu bana siz söyleyeceksiniz. Ona göre en büyük Lego teknik setinden de bir video yapacağım. Ben her türlü alacağım da yani videoyu yapayım mı yapmayayım mı diye onu size soruyorum. Yorumlar bölümünden fikrinizi bana söyleyebilirsiniz veya videoya bir beğeni atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Unutmadan World of Tanks'a da bu videoyu desteklediği için tekrardan teşekkür ediyorum. Oyunun indirme linkini açıklama bölümünde bulabilirsiniz ve ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarımı kaçırmamak için abone ol butonunun yanındaki zil simgesine tıklayıp bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Zaten ayda 3-4 tane video atıyorum. Yani öyle çok fazla bildirim falan gelecek diye endişelenmenize gerek yok benim kanalımda. Videoyu beğenmeyi unutmayın da diyerekten bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.